Merhaba arkadaşlar, ben Murat Bal. Geçen ders başkanlık sistemini işlemiştik, başkanlık sisteminde kalmıştık. Bu ders kaldığımız yerden yani parlamenter sistemden yumuşak kuvvetler ayrılığı dediğimizde sistemden devam edeceğiz. Aslında parlamenter sistemi hem meclis hükümet sistemini hem de başkanlık sistemini anlattığımız sırada aşina olmaya başladığımız bir sistem. Yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemi yasama ve yürütme kuvvetleri birbirinden yumuşak bir şekilde ayrılmıştır. Bu sistemde yasama ve yürütme yetkileri kural olarak iki ayrı organa verilmişse de bu organlar birbirinden tam olarak bağımsız değildir. Bu organlar yer yer iç içe geçmiştir. Keza bu organlar karşılıklı olarak birbirinin hukuki varlığına son verme imkanları da sahiptirler. Başkanlık sisteminin aksine. Yumuşak kuvvetler ayrılığı sisteminde bu organlar arasında karşılıklı işbirliği vardır. Bu sebeple bu sisteme kuvvetlerin işbirliği sistemi de denilmektedir. Yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemine genel olarak parlamenter sistem denir. Bu sisteme parlamenter sistem yerine parlamenter rejim, parlamenter demokrasi, parlamenter hükümet veya kısaca parlamenterizm denildiği de olur. Parlamenter sistem oldukça yaygın bir sistemdir. Bu sisteme örnek olarak başta İngiltere olmak üzere Türkiye, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, Norveç, Yunanistan gibi ülkeler sayılabilir. Asli özellikler neler bu sistemin arkadaşlar? Kaba tanımını Leon Epstein yapmış. Epstein'a göre parlamenter sistem yürütme iktidarının yasama iktidarından kaynaklandığı ve ona karşı sorumlu olduğu anayasal demokrasi tipidir. Bu tanıma göre parlamenter sistemin iki temel ayrıcı özelliği vardır. Hükümet yasama organından kaynaklanır, yani yasama organı tarafından seçilir. Hükümet yasama organına karşı sorumludur. Bu iki özelliğe bir üçüncü özellikle ekleyelim. Yürütmenin ikili yapısı. Bunu daha önce de bahsetmiştik. Parlamenter sistemde yürütme organı iki başlılık arz ediyor. Bir tarafta sorumsuz kanatta dediğimiz devlet başkanı ki bu devlet başkanı monarşilerde kral, kraliçe, padişah her neyse bu kişi olabiliyorken demokrasilerde ise daha doğrusu cumhuriyetlerde ise cumhurbaşkanından bahsedebiliyoruz. Cumhurbaşkanı parlamenter sistemde hükümetin sorumsuz kanadını oluşturuyor arkadaşlar. Bir de bunun yanında sorumlu kanat dediğimiz Başbakan ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşan ikinci kanat var. Esas yürütme işinde bu organlar yerine getiriyor. Bakanlar Kurulu'na kabine veya hükümet de deniliyor. Yürütme organının bu ikinci kanadı yasama organı karşısında sorumludur. Bakanlar Kurulu'nun başlıca görevi ülkenin genel siyasetini belirlemek ve hükümet etmektir. Bakanlar Kurulu da kendi içinde ikili yapıdadır. Bir tarafta başbakan, diğer tarafta bakanlar bulunur. Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun yani hükümetin başıdır. Klasik anayasa hukuku teorisine göre başbakan da hukuki statüsü itibariyle diğerleri gibi bir bakandır. Bu nedenle başbakan sadece eşitler arasında birincidir. Ne var ki başbakanın bu konumu sadece hukuki planda kalmış, siyasi planda ise diğer bakanlardan çok daha önemli bir konuma gelmiştir. Parlamenter sistemlerde bakanlar kuruluna kolektif sorumluluk, kolejyallik, homojenlik, dayanışma ve gizlilik ilkeleri hakimdir. Burada önce şunu ifade edeyim. Başbakanın ilk ortaya çıkışına dair bir genel kültür olsun arkadaşlar. Başbakanlık kurumu parlamenter sistemin ilk ortaya çıktığı İngiltere'de devletin başına geçen kralın Hanover kralının dil bilmemesi nedeniyle tercümanlık yapan diğer parlamenterler ile devlet başkanı arasında tercümanlık yapan kişi zaman içinde bu tercümanlık vazifesini devşirerek başbakanlığa dönüştürmüş. Başbakanlık müessesesi de ilk kez bu şekilde ortaya çıkmış. Şimdi gelelim bu Bakanlar Kurulu'na hakim olan ilkelere arkadaşlar. Birincisi kolektif sorumluluk. Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden dolayı parlamento karşısında Bakanlar Kurulu'nun bütün üyeleri hep birlikte sorumludur. Parlamento Bakanlar Kurulu hakkında güvensizlik oyu vermiş ise görevini iyi yapmış, kötü yapmış bütün bakanlar düşer. İkinci ilkemiz kolejyallik ilkesi. Bakanlar Kurulu başbakan ve diğer bakanların bir araya gelmesiyle meydana gelir. Bu ilke nedeniyle Bakanlar Kurulu karar alırken somut olarak her zaman oylama yapması gerekli değildir. Oylama yapılırsa da Bakanlar Kurulu'nda bir kararın alınabilmesi için
belli bir karar yeter sayısı yoktur. Kararların her zaman oy birliğiyle aldığı varsayılır. Bakanlar Kurulu'nda muhalefet olmaz. Bakanlar Kurulu toplantılarında Başbakanın isteği doğrultusunda genel bir uzlaşma olduğu varsayılır. Homojenlik ilkesi, Bakanlar Kurulu üyelerinin ortak bir siyasal çizgiye, ortak bir bakış açısına sahip olduğu varsayımı. Dayanışma ilkesi, Bakanlar Kurulu tarafından ortaklaşa alınan kararların sorumluluğu tek tek bütün bakanlar tarafından yüklenilmesi gerekir. Şüphesiz ki bir bakan, Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir kararı benimsemeyebilir. Bakanlar Kurulu toplantılarında bu karara karşı görüşünü belirtebilir. Ancak Başbakanın isteği doğrultusunda Bakanlar Kurulu aksi yönde karar almışsa, bu karara karşı olan bakan istifa etmedikçe bu kararı imzalamak zorundadır. Bakanlar, bakan olarak kaldıkları sürece hepsinin aynı görüşü paylaştıkları varsayılır. Başbakan ile görüş ayrılığına düşen bir bakanın yapacağı şey ya susmak ya da istifa etmekten ibarettir. Dahası, bakan kararı beğenmemesine rağmen istifa etmemiş ise, dayanışma ilkesi gereği bu kararı kamuoyu önünde savunmak ve onu kendi bakanlığı alanında etkili bir şekilde uygulamak zorundadır. Keza yine dayanışma ilkesi gereğince Bakanlar Kurulu'nun bir üyesi diğer üyelerini Bakanlar Kurulu dışında eleştirmemekle yükümlüdür. Özür dilerim. Bir diğer ilkemiz arkadaşlar gizlilik ilkesi. Bakanlar Kurulu'nun görüşmeleri gizlidir. Bu amaçla bazı ülkelerde Bakanlar Kurulu toplantılarında görüşme tutanağı tutulmaz. Bazı ülkelerde ise kabine toplantılarında tutanağı tutulur ancak 30 yıl gibi uzun bir süre boyunca tutanaklar kamuoyuna açıklanmaz. Parlamenter sistemde yürütmenin göreve gelişi nasıl arkadaşlar? Daha önce de bahsetmiştik. Parlamenter hükümet sistemlerinde yürütme organı doğrudan doğruya halk tarafından seçilmez. Yürütme organının birinci kanadı olan devlet başkanı monarşilerde monarşik bir yapı içinde veraset sistemiyle tahta geçer. Cumhuriyetlerde ise Cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçilir. Yani doğrudan vatandaşların oyuyla değil ki birazdan değineceğiz. Yarı başkanlık sistemden ayıran yegane özellik de bu. Cumhurbaşkanı parlamento tarafından parlamenter sistemlerde belirleniyor. Parlamenter sistemlerde yürütme organının ikinci kanadı olan kabine de seçim usulüyle değil yasama organı tarafından belirlenir. Kabine parlamentonun içinden çıkar, ondan kaynaklanır, ondan doğar. Bu konuda çeşitli usuller var. Örneğin Almanya'da, Japonya'da başbakan doğrudan doğruya yasama organı tarafından seçilir. Diğer bazı ülkelerde devlet başkanı parlamentodan güven oyu alabilecek bir kişiyi başbakan olarak atar ki Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce bizde de bu ilke geçerliydi. Bu kişi diğer bakanları seçer. Başbakan tarafından seçilen kişiler kral veya cumhurbaşkanı tarafından bakan olarak atanırlar. Daha sonra bu şekilde kurulmuş olan kabine yasama organının güvenini ister. Bu nedenle parlamenter hükümet sisteminde kabinenin nihai tahlilde yasama organı tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Sorumluluk yasamanın güvenine dayanmada diyebiliriz buna. Parlamenter hükümet sistemlerinde yürütmenin bir kanadı olan devlet başkanı yasama organı karşısında sorumsuzdur. Bunu daha önce de vurgulamıştık. Ancak yürütmenin ikinci kanadı olan kabine yasama organı karşısında sorumludur. Parlamenter sistemde kabine yasama organının güvenine dayanır. Kabine oluştuktan belli bir süre sonra parlamentoda güven oylaması yapılmak zorundadır. Yasama organı güvensizlik oyuyla kabineyi görevden alabilir. Kabinenin yasama organı karşısında kolektif bir ve bireysel olmak üzere iki tür sorumluluğu vardır. Kabinenin bir bütün olarak yasama organının karşısında sorumluluğuna kolektif sorumluluk denir. Bu şu anlama gelir. Yasama organı kabine hakkında güvensizlik oyu vermişse bütün kabine olduğu gibi düşer. Görevini iyi yapmış olduğu düşünülen bakanlar da görevlerini kaybederler. Parlamenter hükümet sisteminde ayrıca bir bakan tek tek yasama organı karşısında sorumludur. Buna bireysel sorumluluk denir. Bu şu anlama gelir. Yasama organı kabineyi genel olarak göreve bırakırken sadece bir bakanı güvensizlik oyu verip görevden alabilir. Parlamenter sistemin tali özelliklerine arkadaşlar. Birincisi fesih. Parlamenter hükümet sistemlerinde yasama organının hükümeti güvensizlik oyuyla düşürebilmesine paralel olarak yani karşı bir silah olarak yürütme organı da yasama organını feshedebilir. Yani parlamenter sistemde yasama ve yürütme organları birbirlerinin hukuksal varlığına son verebilmektedirler. Başkanlık sisteminin aksine. Fesih yetkisi genellikle devlet başkanı tarafından kullanılan bir yetkidir. Devlet başkanının bu yetkiyi kullanması bakımından da iki ihtimal söz konusudur. Bazı anayasalar, örneğin 1949 Alman Anayasası,
fesih yetkisini tek başına devlet başkanına vermiştir. Bu takdirde devlet başkanı fesih yetkisini başbakanın istemi olmaksızın kullanabilir. Ama parlamenter hükümet sistemlerinin çoğunluğunda devlet başkanı bu yetkisini ancak başbakanın veya bakanlar kurulunun istemiyle kullanabilir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce bizdeki parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı bu yetkisini meclis başkanına danışarak kullanmak durumundaydı. Sadece danışma, istişare nitelikte. İkinci tali özelliğimiz aynı kişi hem yürütmede hem yasamada görev alabilir. Hatta şunu da söyleyelim, başbakan mesela bizdeki parlamenter sistemde başbakan muhakkak ve muhakkak parlamentonun içinden olmak zorundaydı. Yani yasama organının içinden gelmek zorundaydı. Parlamenter hükümet sistemlerinde aynı kişi aynı anda hem yasama hem de yürütme organında görev alabilir. Yani bir kişi hem milletvekili hem de başbakan veya bakan olabilir. Parlamenter hükümet sistemlerinde aynı kişi hem yasama hem de yürütme organında görev alabildiğine göre bu sistemde tam olarak bir kuvvetler ayrılığı yoktur. Zaten bu nedenle de parlamenter hükümet sistemine yumuşak kuvvetler ayrılığı sistemi denmektedir. Üçüncü tali özelliğimiz Bakanlar Kurulu yasama organının çalışmalarına katılır. Parlamenter sistemlerde Bakanlar Kurulu'nun kanun tasarısı sunma hakkı var. Keza Başbakan ve Bakanlar parlamentoya girme hakkı, orada oturma, tartışmaları izleme, söz alma haklarına sahipler. Diğer yandan hükümet parlamentoya baskı yapmak amacıyla parlamentodan güven isteyebilir. Ayrıca parlamenter hükümet sistemlerinde Bakanlar Kurulu'nun veya devlet başkanının parlamentoyu toplantıya çağırma hakkı vardır. Nihayet yukarıda ayrıca belirttiğimiz gibi parlamenter sistemlerde yürütme organının parlamentoyu fesih yetkisi de vardır. Karşılıklı etkileşim araçları neyi parlamenter sistemde? Yukarıda gördüğümüz gibi parlamenter sistem yumuşak bir kuvvetler ayrılığı sistemi. Bu sistemde yasama ve yürütme kuvvetleri kural olarak birbirinden ayrı olmakla birlikte bunlar birbirine karşılıklı bağımlıdır. Yürütme yasamanın içinden çıkmaktadır. Yasama yürütmenin, yürütme de yasamanın görevine son verebilmektedir. O nedenle parlamenter sistemde yasama ve yürütme kuvvetleri kaçınılmaz olarak işbirliği içindedirler. Kaldı ki parlamenter hükümet sistemlerinde yukarıda özelliklere ek olarak çeşitli etkileşim araçları da vardır. Bunlardan birincisi kanun yapımına yürütmenin katılması. Yürütme organı kanun önerme hakkına sahiptir. Keza parlamenter hükümet sistemlerinde yasama organı tarafından kabul edilmiş kanunlar devlet başkanı tarafından ısrar edilirler. Bu vesileyle genellikle devlet başkanlarına geciktirici veto niteliğinde kanunları bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderme yetkisi tanınmaktadır. Dolayısıyla devlet başkanı beğenmediği kanunların yürürlüğe girmesini geciktirebilir. Bütçe o başkanlık sisteminden çok farklı değil. Bütçeyi yürütme organı hazırlar ama yasama organı kabul eder. Uluslararası anlaşmalar da başkanlık sisteminden çok farklı değil. Uluslararası anlaşmaları belli makamlar ve kişiler imzalayabiliyordu. Ama yürürlüğe girmesi noktasında yasamanın onayı gerekiyordu. Denetim, yasama organı, soru, meclis araştırması, meclis soruşturması, gen soru gibi yollarla yürütmeyi denetleyebilir. Şimdi bir karşılaştırma tablomuz var. Başkanlık sistemiyle parlamenter sistemi karşılaştırmış. Yürütme organının yapısı başkanlık sisteminde tek başlı, parlamenter sistemde iki başlı. Yürütme organının kaynağı doğrudan başkanlık sisteminde halk, halk doğrudan doğruya seçiyor. Parlamenter sistemde parlamento. Yürütmenin yasamaya karşı sorumluluğu başkanlık sisteminde yok, parlamenter sistemde ikili yapıdan bir kısmının var. Yürütmenin yasamayı fesih hakkı başkanlık sisteminde yok, parlamenter sistemde var. Aynı kişinin yasama ve yürütmede görev alması başkanlık sisteminde mümkün değil ama parlamenter sistemde mümkün. Yürütmenin yasama çalışmalarına katılması başkanlık sisteminde mümkün değil ama parlamenter sistemde mümkün. Parlamenter sistemin güçlü yanları neler arkadaşlar? Parlamenter sistemde tıkanıklıkların çözüm yolu vardır. Parlamenter sistemde yasama organı ile yürütme organı arasında bir kriz çıkarsa bu krizin güvensizlik oyu ve fesih gibi araçlarla çözülmesi mümkündür. Fesihten sonra yeni seçimlere gidilir. Seçimlerde parlamento ile hükümet arasındaki uyuşmazlık halk tarafından çözümlenir. Bu nedenle parlamenter hükümet sistemlerinde rejimin kilitlenmesi, tıkanması ihtimali daha düşüktür. Parlamenter sistem esnektir. Parlamenter sistemin savunucularına göre hükümet ile parlamento arasındaki siyasal süreç dolmuş değildir, sürekli gelişime açıktır. Halkın desteğini yitirmiş, iş göremeyen hükümetleri değiştirmek için başkanlık sisteminde olduğu gibi 4 ya da 5 yıl beklemek gerekli değildir. Parlamenter sistem kutuplaşmalara yol açmaz diyor yazarımız. Ben buna katılmıyorum. Pekala, başkanlık sistemi gibi parlamenter sistemde kutuplaşmalara yol açabilir.
Parlamenter sistemlerde devlet başkanlığının ılımlaştırıcı ve uzlaştırıcı bir etkisi vardır. Parlamenter sistemlerde devlet başkanları sorumsuz, tarafsız ve genellikle partiler üstü bir konumda bulunurlar. Devlet başkanları devlet ve milletin bütünlüğünü temsil ederler. Böyle tarafsız bir devlet başkanı çatışan taraflar arasında arabulucu veya hakem rolü üstlenebilir. Zayıf yanları neler arkadaşlar? Bunları aslında başkanlık sistemini anlattığımız zaman da bahsetmiştik. Birincisi, parlamenter sistem istikrarsız hükümetlere yol açar. Kitabımızda bir tablo var. Avrupa parlamenter demokrasilerinde hükümetlerin ortalama ömrü başlığında. Bu tabloda belli dönemlerde belli ülkelerdeki hükümetlerin ortalama ömürlerinden bahsetmiş. Bu tabloda örneğin 1945-58 yılları arasında Fransa'da 4,7 ay bir hükümetin ömrü. İtalya'da 1948-1989 yılları arasında 8,3 ay. En uzun sürelisi 1948-1989 yılları arasında İrlanda'da 30,7 ay. Yani 2 yıl bile değil arkadaşlar. 2,5 yıl bile değil arkadaşlar. Parlamenter sistemlerde hükümet parlamentonun güvenine dayanır. Dolayısıyla parlamento tarafından her zaman görevden alınabilir. Bu nedenle parlamenter hükümet sisteminde bu sistemin mantığı gereği potansiyel bir hükümet istikrarsızlığı saklıdır. Gerçekten de parlamenter sistemin uygulandığı 3. ve 4. Fransız Cumhuriyetlerinde, Alman Weimar Cumhuriyeti'nde, 2. Dünya Savaşı sonrası İtalya'da, 61-80-90 sonrası Türkiye'de yaygın bir hükümet istikrarsızlığı görülmüştür ve görülmektedir. Sizler Türkiye'de belki bir kısmınız gördünüz, belki görmediniz. En fazla üçlü koalisyonları gördünüz. Çoğunuz hiç koalisyon hükümeti görmediniz. Ama parlamenter hükümet sistemleri koalisyonlara gebedir. Özellikle 80 öncesi dönemde, ki ben o dönemleri ben de hatırlamıyorum, öyle diyeyim. Ben en fazla üçlü koalisyonları hatırlıyorum. 80 öncesi dönemde Türkiye'de 7 partiden oluşan koalisyonlar oluşmuş arkadaşlar. Bu da illaki hükümetlerin ömrünün uzunluğuna etki eden bir durum. Ve hükümetlerin siyasi istikrarsızlığının bir sebebi. Bir başka zayıf yan, parlamenter sistem zayıf hükümetlere yol açar. Bunun başlıca nedeni parlamenter sistemlerde görülen koalisyon hükümetleri. Koalisyon hükümetleri birden fazla partiden oluşmuştur. Bu partiler doğal olarak birbirinin rakibi durumundadır. Dolayısıyla bu partiler arasında şu ya da bu şekilde bir uyuşmazlık vardır. Zaten aralarında uzlaşma olsaydı ayrı partiler olmazlardı. Diğer yandan koalisyon hükümetleri hızlı karar alamaz. Çünkü ilk önce koalisyon liderlerinin kendi aralarında anlaşmaları gerekir. Bu ise çoğunlukla uzun pazarlıklar sonucunda olur. Koalisyon hükümetleri hiçbir şey yapmayarak hayatlarını uzatmaya çalışırlar. Sartori'nin belirttiğine göre koalisyon hükümetlerinin yapabileceği birazcık icraat genellikle ilk 6 ay içinde hükümetin devrilmesinin hoş karşılanmayacağı ilk balayı döneminde yapılır. Ondan sonra hükümetler hareketsiz kalarak, gemiyi batırmamaya çalışarak zaman kazanmaya bakarlar. Böylece koalisyon hükümetleri yönetme yeteneğinden kısa sürede mahrum kalırlar. Parlamenter sistemin bir başka zayıf yanı düşük nitelikli bir demokrasiye yol açması. Bunu aslında başkanlık sisteminde karşılaştırmasını yapmıştık. Birincisi, bir kere parlamenter sistemlerde halk hükümeti doğrudan doğruya belirleyememekte ama başkanlık sisteminde doğrudan doğruya halk seçim yapmakta. İkinci olarak hesap sorulabilirlik noktasında parlamenter sistemde az önce de bahsettik koalisyon hükümetleri söz konusu olabilmekte ve koalisyon hükümetlerinde koalisyonun ortaklarından hangisinin halk tarafından sorumlu tutulabileceği kimi zaman karışıklıklara yol açabilmekte. Doğrudan doğruya halk hükümetteki koalisyon ortaklarından hangisinin hangi icraattan sorumlu tutulabileceğini bilememekte. Nihayet önceden bilinebilirlik demiştik. Başkanlık sisteminde doğrudan doğruya sandıkta başkanı seçmemiz söz konusuydu. Ama burada biz parlamenter sistemlerde milletvekillerini belirliyoruz. Ve milletvekilleri dönüp dolaşıp hükümeti kendi içinden çıkartmakta. Dolayısıyla sizin oy verdiğiniz bir parti az oy alması durumunda muhalefette kalabilecek gibi gözükürken bir anda birkaç partinin koalisyon yapması suretiyle o az oy almış siyasi parti kendini iktidarda bulabilmekte. Bir diğer yönünden de yine bahsetmiştik. Siz sandığa gittiğiniz sırada başbakan olan kişi partinin genel başkanı değiştirmesi suretiyle
başbakanlığından olabilmekte. Bu da yine öngörülebilirliğin bir başka sonucu. Yine başkanlık sisteminde örneğini vermiştim. Tekrar vermek istiyorum. Üçlü koalisyonların görüldüğü dönemde Türkiye'de MHP, DSP, ANAP koalisyonu mesela başkanlık sisteminde de bahsetmiştim. İdam cezasının kaldırılması veya hükümetin devam ettiği dönemde bir ekonomik krizin yaşanması hesap sorulabilirlik noktasında garip sonuçlara yol açmıştı. Halk hangi partiden hesap soracağını bilemez bir şekilde sandıkta 3 partiden de hesap sordu ve 3 parti de baraj altında kalmıştı. Baraj meselesinde daha önce de bahsettim. Seçim sistemleri konusunda değineceğiz. Bir başka öngörülemezlik meselesi yine daha önce bahsetmiştim. Bir seçime girdiğimiz sırada Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu. Seçimi Ahmet Davutoğlu kazandı. Ancak seçimlerden kısa bir süre sonra yapılan parti genel kurulunda Binali Yıldırım genel başkan seçildi. Ve Cumhurbaşkanı başbakanlık görevini Ahmet Davutoğlu'nun istifasından sonra Binali Yıldırım'a verdi. Yani sizler belki sandığa giderken Ahmet Davutoğlu'na oy verdiniz ama öngöremediğiniz bir şekilde Binali Yıldırım başbakan oldu. Bir de rasyonelleştirilmiş parlamenterizm denilen bir sistemimiz var arkadaşlar. Aslında sistem demeyelim. Parlamenter sistemin kötü veya aksayan yanlarının giderilmesi suretiyle ortaya konulmuş bir takım yöntemlerin tamamına biz rasyonelleştirilmiş parlamenterizm diyoruz. Parlamenter hükümet sistemlerinin önemli bir kısmında zayıf ve istikrarsız hükümetler olmuştur. İşte bazı parlamenter sistemlerde hükümete istikrar ve güç kazandırmak amacıyla bir takım usuller öngörülmüştür. Bu usulleri barındıran parlamenter sistemlere genel olarak rasyonelleştirilmiş parlamenterizm ismi verilmektedir. Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm sağlam bir parlamento çoğunluğuna dayanmayan hükümetlere güç ve istikrar kazandırmaya yönelik hukuki amaçların bütünü olarak tanımlanmakta. 1949 Alman Anayasası, 1958 Fransız Anayasası, 1982 Türk Anayasası rasyonelleştirilmiş parlamenterizme yer veren örnek anayasalardır. Rasyonelleştirilmiş parlamenterizme Türkiye'nin 1982 Anayasası'nı niye örnek veriyoruz? 1961 Anayasası'nın hükümlerine göre öyle aşmazlar vardı ki arkadaşlar, çok uzun bir süre Cumhurbaşkanı seçilemediği, çok uzun bir süre Meclis Başkanı seçilemediği dönemler yaşanmış. Bunlar da haliyle istikrarsız dönemlere sürüklemiş ülkeyi. Bu görünen aksayan yönler 1982 Anayasası düzenlenirken rasyonelleştirilmiş. Rasyonelleştirilmiş parlamenterizmin başlı araçları şunlar. Güvensizlik önergesi verme hakkının sınırlandırılması, serinleme sürelerinin öngörülmesi, güvensizlik oyunda üye tam sayısının salt çoğunluğunun aranması, güven oylamalarında yalnızca güvensizlik oylarının sayılması, yapıcı güvensizlik oyu, fesih tehdidi altında güven oyu. Bu araçlar hükümetin düşürülmesini zorlaştırırlar. Rasyonelleştirilmiş parlamenterizmde parlamento tarafından düşürülemeyen bir hükümetin parlamentoda çoğunluğa sahip olmaması mümkündür. Zira yukarıdaki araçlar sayesinde parlamentoda çoğunluğa sahip olamayan bir hükümet düşmeyebilir. Ama bu hükümetin parlamentodan kanun çıkarması imkansızdır. Bu hükümetin kanun tasarıları pek muhtemelen parlamento tarafından reddedilecektir. O halde hükümeti sadece ayakta tutmakla iş bitmemekte, hükümete parlamentoyu zorlayabilecek, gerektiğinde parlamentoyu aşabilecek anayasal araçlar da vermek gerekmektedir. İşte rasyonelleştirilmiş parlamenterizm düşüncesinden ilham alan bazı anayasalar, parlamentoda sağlam bir çoğunluğa sahip olmayan hükümetlere hazırladıkları kanun tasarılarının kabul edilmesini sağlayacak anayasal mekanizmalar da getirmektedirler. Bunlardan bazıları şunlardır. Kanun tasarılarının blok halinde oylanması, giyotin usulü, teşrii zorunluluk hali vesaire. Şimdi atladığımız aslında bilinçli olarak atladığım bir konu var. Yarı başkanlık sistemi. Yarı başkanlık sistemini niye atladım arkadaşlar? Aslında parlamenter sistemden çok da farkı olmadığı için. Yarı başkanlık sistemi değişik şekillerde tanımlanmışsa da kanalımızca çok basit olarak şu şekilde tanımlanabilir. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir parlamenter sisteme yarı başkanlık sistemi denir. Aslında bu sisteme mantıken yarı parlamenter sistem denmelidir. Ancak her nedense yarı başkanlık sistemi denmiştir.
Parlamenter sistemin özelliklerini daha görmediğimiz için, az önce gördüğümüz için diyelim, burada yer başkanlık sisteminin özelliklerini parlamenter sisteme göre değil, başkanlık sistemine göre açıklayalım. İki başlı yürütme. Yukarıda gördüğümüz gibi başkanlık sisteminde yürütme organı tek başlıdır. Oysa yarı başkanlık sisteminde yürütme organı iki başlıdır. Bir tarafta cumhurbaşkanı, diğer tarafta ise hükümet bulunur. Bu bakımdan yarı başkanlık sistemi parlamenter sisteme benzemektedir. Başkanlık sisteminde yürütmenin başı, yani başkan, doğrudan doğruya halk tarafından belli dönem için seçilir. Yarı başkanlık sisteminde yürütme organının başlarından birisi olan cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Normalde parlamenter sistemde nasıl görmüştük arkadaşlar? Cumhurbaşkanını doğrudan parlamentonun seçmesinden bahsetmiştik. Aslında biz cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden hemen önceki dönemde cumhurbaşkanını halk tarafından seçerek cumhurbaşkanlığı parlamenter sistemi terk edip yarı başkanlık sistemine de geçmiş olmuştuk. Bu unsur bakımından yarı başkanlık sistemi parlamenter sistem değil, başkanlık sistemine benzemekte. Yasamanın güveni başkanlık sisteminde yürütme organı, yasama organının güvenine dayanmaz. Oysa yarı başkanlık sisteminde yürütme organının bir kanadı olan hükümet, Bakanlar Kurulu yasama organına karşı sorumludur. Yasama organı kabineyi güvensizlik oyuyla görevden alabilir. Bu nokta bakımından yarı başkanlık sistemi başkanlık sistemine değil, parlamenter sisteme benzemektedir. Yarı başkanlık sistemi örnek olarak Fransa, Portekiz, Avusturya, İrlanda, İzlanda ve Finlandiya verilmektedir. Yani bu ülkeler temelde bir parlamenter sistemin özelliğini göstermelerine rağmen halk tarafından doğrudan doğruya seçilmiş devlet başkanlarına sahiptirler. Türkiye'de 21 Ekim 2007 tarihinde halk oylaması yoluyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi öngörülmektedir. Biz de vakti zamanı geldiği zaman Cumhurbaşkanı'nı halk tarafından seçtik ve parlamenter sisteme geçtik. Cumhurbaşkanlığı sisteminden hemen önceki dönemden bahsediyorum. Kısa bir dönem oldu çünkü hemen akabinde biz Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olduk. Bir başka konumuz arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı sistemi karşılaştırması. Cumhurbaşkanlığı sistemi ne getirmiş, ne götürmüş? Birincisi, yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır ifadesine bir de tarafsız ifadesi eklendi. Bir başka değişiklik, 550 olan milletvekili 600 milletvekiline çıkartıldı. 25 yaşını 18 yaşına düşürdük. Bir başka değişikliğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır ifadesi. Bakın, yasama seçimi ve yürütme seçimi başkanlık sisteminden farklı olarak aynı günde yapılmakta. Bu aslında yasamanın ve yürütmenin yasamayı denetlemesi noktasında bir sakınca ortaya koymakta. Çünkü teoride farklı bir durum ortaya çıkabilse de pratikte çok zor. Demek istediğim şu, parlamentoda çoğunluk hangi siyasi partiye aitse Cumhurbaşkanı o siyasi partinin desteklediği aday olacak veya tam tersi şekilde ifade etmek gerekirse Cumhurbaşkanı hangi siyasi parti tarafından desteklenen aday olarak belirlenirse halk tarafından, halk aynı şekilde parlamentoda da çoğunluğu yine aynı siyasi partiye teslim edecek. Bu Cumhurbaşkanı'nın birazdan bahsedeceğim tarafsızlığının da ortadan kaldırıldığı bir sistemde birçok sakıncaya yol açabilecek bir durum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe kesim hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına, savaş ilanına karar vermek, milletler arası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. Burada aslında tek farkımız şu arkadaşlar, Bakanlar Kurulu'nu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kurulu'na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek durumları Bakanlar Kurulu müessesesini kaldırdığımız için artık yok. Şöyle bir değişikliğimiz var. Veto hakkı, parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'na verilen veto hakkı, daha önce veto çeşitlerinden bahsetmiştik. Geciktirici vetoydu. Artık güçleştirici veto. Niye? Geciktirici vetoda herhangi bir nitelik aranmazken ikinci oylama için artık meclise Cumhurbaşkanı'nın bir yasayı geri göndermesinden sonra tekrar Cumhurbaşkanı'nın önüne gelebilmesi için meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekmekte. Bu da nispeten daha yüksek bir oran. Bu da güçleştirici veto arkadaşlar.
Bir başka değişiklik bir saniye arkadaşlar. Genel görüşme ve yazılı soru denilen denetim mekanizmaları getirildi. Niye? Bakanlar Kurulu artık mecliste görev alamayacağı için bir takım denetim mekanizmaları gen soru gibi kaldırıldı. Bunların yerine yeni denetim mekanizmaları getirildi. Cumhurbaşkanlığının seçimi baştan sona değiştirildi. Cumhurbaşkanı Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir ifadesi getirildi. En fazla iki defa ibaresi eklendi. Siyasi parti gruplarının aday gösterebileceği değişikliği geldi. Bunun dışında ne tür değişiklikler oldu? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi denilen bir değişiklik geldi arkadaşlar. Eskiden yetkiyle, yasama organının yetkisiyle Bakanlar Kurulu'nun kullanabildiği bir kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vardı. Artık Bakanlar Kurulu denilen bir müessesemiz yok. Ama buna benzer bir düzenleme Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartma yetkisi. Bu sefer meclisten, yani parlamentodan alınan bir yetkiden bahsetmiyoruz. Doğrudan anayasadan doğan bir yetkiden bahsediyoruz. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Buradan da anlıyoruz ki kanunlar daha üstün bir hukuki norm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Cumhurbaşkanı kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler de çıkartabiliyor. Kararnameler ve yönetmelikler yayından sonraki bir tarih belirlenmemişse resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girer deniliyor. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu bayağı bir değişti arkadaşlar yeni sistemle birlikte. Eski sistemde muğlak, muallak bir durum söz konusuydu. Cumhurbaşkanının sadece görev suçlarına ilişkin yargılanabilmesi, ki o da istisnai bir yargıydı. Yüce Divan'da, Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan sıfatıyla vatana ihanet suçlamasıyla yargılanabiliyordu. Artık Cumhurbaşkanının zor da olsa belli koşullarda her tür suçlamayla cezalandırılabilmesi ve ceza belli nitelikte ise Cumhurbaşkanlığı görevinin sona ermesi söz konusu olabilecek. Cumhurbaşkanlığına vekalet meselesi ve Cumhurbaşkanlığı yardımcıları meselesi değişti arkadaşlar. Eskiden Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir pozisyon yoktu. Artık Cumhurbaşkanı yardımcıları var. Başkanlık sisteminde de başkan yardımcıları söz konusu ama özür diliyorum. Bu başkan yardımcıları başkanla birlikte seçime girmekte. Burada yine başkanlık sisteminden bir farklılaşma söz konusu. Cumhurbaşkanı yardımcılarını doğrudan Cumhurbaşkanı kendisi atıyor. Ve eski parlamenter sistemden farklı olarak Cumhurbaşkanına vekalet meselesi de değişti. Eskiden Cumhurbaşkanına vekalet meclis başkanının göreviydi. Şimdi ise Cumhurbaşkanı yardımcısının görevi. Birden fazla Cumhurbaşkanı varsa en yaşlısı buna vekalet edecek. Eğer Cumhurbaşkanı hangisinin vekalet etmesini isteyebilecek bir pozisyonda ise kendisi buna karar verebilecek. Bir başka değişiklik seçimlerin yenilenmesi meselesi arkadaşlar. Bu da tamamen başkanlık sisteminden bir sapma. Başkanlık sisteminde ne meclisin yani yasama organının yürütme organının varlığını sona erdirme gibi bir durumu vardı. Ne de yürütme organının yasama organının varlığını sona erdirme gibi bir durumu vardı. Yeni sistemde hem meclis hem de Cumhurbaşkanı karşılıklı olarak birbirlerinin varlıklarını ve kendi varlıklarını birlikte sona erdirme hakkına sahip. Nasıl oluyor bu durum? Seçimlerin yenilenmesiyle. Hem Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı alabiliyor, hem de yasama organı seçimlerin yenilenmesini kararını alabiliyor. Bu karar alındıktan sonra az önce bahsetmiştik. Seçimlerin hem yasama seçiminin hem yürütme seçiminin aynı tarihte olması hasebiyle
hem yasamanın hem de yürütmenin varlığı sona erecek. Yani karşılıklı olarak birbirlerinin varlıklarına ve kendi varlıklarına son verebilecekler seçimlerin yenilenmesi kararıyla. Buna fesih yetkisi diyebiliriz. Her ne kadar anayasa referandumu sırasında böyle ifade edilmesi istenmese bile. Fesih yetkisinin getirdiği başka bir sonuç var arkadaşlar. Az önce bahsetmiştik, Cumhurbaşkanı iki dönem için aday olabilecekken, eğer seçimlerin yenilenmesi kararını meclis almış ise Cumhurbaşkanı pekala bir üçüncü veya dördüncü kez de aday olabilecek. Bir başka değişikliğimiz olağanüstü hal yönetimine ilişkin değişiklik. Bunun ilanı ve işleyişine ilişkin değişiklikler. Cumhurbaşkanına burada verilen yetkiler var arkadaşlar. Bir başka önemli değişiklik Cumhurbaşkanı sistemiyle birlikte yaptığımız anayasa referandumuyla birlikte ve derhal yürürlüğe girecek şekilde yaptığımız bir değişiklik. Askeri mahkemeleri derhal kaldırdık. Neydi bunlar? Askeri Yüksek İdare Mahkemesi vardı. Hem yüksek mahkemeydi hem de bu alanın kendi alanının tek mahkemesiydi. Bu kalktı. Askeri Ceza Yargısı vardı. Tepesinde Askeri Yargıtay. Bu Askeri Ceza Yargısını da kaldırdık. Yani hem askeri idari yargı yolu hem de askeri ceza yargı yolunu kaldırmış olduk. Anayasa Mahkemesi'nin yapısına ilişkin bir değişiklik var. 17 üyeden bahsediyorduk eskiden. Şimdi 15 üye. Bunun aslında askeri mahkemelerin kaldırılmasının doğal bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Oralardan gelen üyeler artık gelmeyeceği için 15 üyeye düştü. Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu diye bir kurulumuz vardı. Bundan aslında mantıklı bir şekilde yüksek ibaresini kaldırdık. Çünkü daha önceden 2010 yılında yaptığımız referandumla Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu'nun meslekten ihraç kararlarını yargı denetimine açmıştık. Yargı denetimine açık karar verebilen bir makama da yüksek dememizin bir anlamı kalmamıştı. Ama burada esas önemli değişiklik Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısına ilişkin değişiklik, üye seçimine ilişkin değişiklik. Burada Cumhurbaşkanı'na çok geniş yetkiler veriyoruz. Bir kere Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Yardımcısı doğal üyeler. Bunları doğrudan Cumhurbaşkanı, doğrudan veya dolaylı Cumhurbaşkanı belirliyor. İki üyeyi Cumhurbaşkanı. Bunun dışındaki dört üyeyi Cumhurbaşkanı'nın belirlemesi söz konusu. Altı üye etti. Geriye kalan yedi üye meclis tarafından belirlenecek. Ama şunu unutmayın. Mecliste çoğunluk aynı tarihte seçime gidildiği için Cumhurbaşkanı'nın genel başkanı olduğu parti mecliste çoğunluğa sahip olacak. Ve mecliste çoğunluğa sahip olan parti de bu üyelerin çok büyük bir çoğunluğunu yine belirleme hakkına sahip olacak. Bu da aslında erkler ayrılığı sorununun çok büyük bir göstergesi. Bunun dışında bütçeye ilişkin değişiklikler var. Bütçe yasası meclis tarafından onaylanmazsa başkanlık sisteminde görmüştük. Başkan yasamaya mahkumdu bütçe yasasının onaylanması noktasında. Artık böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı sisteminde hazırladığı bütçe yasası meclisten geçmezse bir önceki bütçe yasasını belli artış oranlarıyla tekrar kullanabilme hakkına sahip. Aklıma gelen değişiklikler, karşılaştırmalar bunlar arkadaşlar. Sanırım bu kadar da yeterli. En büyük özellik artık Bakanlar Kurulu'nun olmaması. Bakanlar Kurulu'yla birlikte birçok mekanizmanın da artık hukuk düzenimizde yer almaması. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.